Şimdi Ayşe kardeşim, önce sudan başlayalım. Su kerajından hazırlama. Ve aşağı yukarı 7-8 günlük. Ama kullanılmadı. Buzdolabında bekledi. Yani kerajın bile olsa suyun çok iyi erimiş olması gerekiyor. Ondan sonra boyalara geldiğimizde boyalarının şöyle bardaklarda gün öncesinden hazırlanıp en azından bir hafta falan dinlenmesi gerekiyor bu boyaların. Bu şekilde yani hemen kullanılacakmış gibi ayarla, bardaklara koy, bırak öylece dinlensinler. Şimdi burada en belirleyici olan renk siyahtır. Bak, siyahın suyun üzerindeki tonuna diyelim artık. Tonuna dikkat et. Bu çok koyu olmayacak, çok açık da olmayacak. Şöyle bunun açılışını şöyle yakından çekebilir miyiz bilmiyorum. Mesela siyahın açılışına dikkat et. Damlalar düştükten sonra orta yerinden kaynayarak açılıyor. Bu ayarı bulmaya çalış. Gerçi bu ayar bütün renkler için geçerli. Mesela şimdi kırmızının su üzerine düşüşüne dikkat et. Yani boya düşer ve orta yerinden kaynayarak açılır. Ve boyaların kenarları çok keskindir. Yani boyaların kenarları keskin olacak şekilde boyaların içerisine su ve öt koy. Kırılma olmasın. İyi bir taraklı ebru yapacağım diyorsan kırılma olmasın. Şimdi bundan sonra sarıya atıyorum. Boyaların çok koyu olmasın. Hatta biraz sulu bile olabilir. Biraz sulu bile olabilir. Mesela baştan biraz sulu bile olsa bir müddet sonra çalıştıkça koyulaşır onlar. Renklerin de tonları değişmeye başlar. İlk başladığında hemen bir seferde aradığın rengi bulamazsın. O yüzden sabırla denemen gerekiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci bir yerde mutlak istediğin gibi olur. Ama önemli olan uyguladığın yöntem doğru olsun. Boyaların çok rahat, suyun üzerinde çok rahat açılıyor olsun. Bunun sebebi de işte suyun beklemiş olması, çok iyi erimiş olması. Ki kıvam arttırıcıyla yapmaya kalktığın zaman bu işi sonuca varamazsın. Çünkü kıvam arttırıcıyı ne kadar bekletirsen beklet, kıvam arttırıcı tam erimez. O yüzden kerajın kullanmanı tavsiye ederim. İyi bir taraklı ebru yapmak istiyorsan. Tabi konumuz taraklı ebruydu. Gerçi diğer teknikler için de geçerli. Şimdi burada gel git için uygun bir tığ bulman gerekiyor. Tığın çok kalın olmaması lazım. Gerçi bu tığ biraz kalın. Şöyle onun kalınlığını, inceliğini gerçi sen şeyden göremezsin. Ama çok kalın bir tığ olmasın. Ha, ince bir tığ da olmasın. Yani şöyle çekerken şu boyaları sürüklesin. Şu boyaları çok düzgün şekilde sürüklesin. Yani bunlar ip gibi uzasın. Bu aralıklara da çok dikkat et. Aralıkları açık yaparsan gelgitin düzgün olmaz. Aralıkları çok yakın yaparsan bu sefer renkler full ulaşır. O yüzden şu gelgiti yaparken şu aradaki mesafeye de çok dikkat et. Şimdi buraya kadar geldik. Burada tarağı çekelim. Sonra bunu çok ince bir tığ ile
Hani çiçek yaparken ince detaylar için kullandığımız ince bir tığla şöyle üzerine şal yapabilirsin. Burada kalın bir tığ kullanma çünkü kalın tığ flu noktalar oluşturur. Şöyle. Şimdi burada mesele bitti. Da bunu kağıtta görelim bakalım. Ne yaptık? Önemli olan o. Şimdi kağıda geçmeden önce sana burada boyaların mantığından söz etmek istiyorum. Burada ben bir renk kombinasyonu kullandım. Buna biz çift tamamlayıcılı renk kombinasyonu diyoruz. Çift tamamlayıcıdan kastımız ne? Kırmızı ile yeşil birbirinin tamamlayıcısıdır. Mor ile sarı birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada iki tane tamamlayıcı kombinasyon var. Siyahı kontör rengi olarak kullanıyoruz. Şimdi peki bu renklerin bu şekilde dizilişinin hikmeti ne? Bunların dizilişi de çok önemli. Şimdi kırmızıyla başlıyorum. Kırmızı biraz az görünecek. İlk renk attığımız için o biraz sıkışacak. Kırmızıyı çok kullanırsan kırmızının öne çıkma özelliği vardır ve diğer renkleri kapatır. O yüzden onu ilk önce kullanıyorum. Sonra kırmızıdan sonra sarıya atıyorum. Sarıdan sonra yeşili. Niye? Sarı hem kırmızıyı hem de yeşili gösterir. Ve yeşil en güzel sarının içerisinde görünür. Böyle bir mantık vardır. Ve en son geriye mor renk kaldı. Burada bunu ben mavi mor olarak tercih ettim. Yani boyun morun koyu bir tonunu tercih ettim. Neden? Çizgi oluşturması için. Ebru şöyle bir mantıkla yapılıyor. Her ne kadar bunu bazıları kabul etmesi de çizgi, renk, ışık. Ben bu üçlemeyle yapıyorum Ebru'yu. Battalı da, taraklı da, diğer teknikleri de. Burada çizgi olarak siyah ve mor var. Renk olarak kırmızı ve yeşil var. Sarı da ışık. Şimdi kağıda alalım yaptığımız Ebru'yu. Görelim bakalım ne yaptık. Şimdi parlatmadan bunu çekebilirsek. Parlamayın bir açıdan. Şimdi renklerin ne kadar net ve senin özendiğin gibi olduğuna dikkat ediyor musun? Bunun kerameti benim boyalarımda veya ustalığımda şunda bunda değil. Bunun kerameti sadece renklerin düzgün seçimi ve düzgün dizilmesinde. Ve tabii bunda suyun ve boyaların da etkisi var.